Beklediğimiz haber geldi. Şahin Kaya diye bir bölge var burada. Oradaymış o kara su yılanı. Sizin Batum'dan bir ekip gelecekti. Ne oldu, geldi mi? Geldiler. Bizden haber bekliyorlar. Hey. Hadi da ne duruyoruz o zaman? Haydi. Hayırdır? Sen de mi geleceksin? Ha, kaçırılan benim karım. Herhalde geleceğim. Karım mı? Karım mı kalmış lan bu saatten sonra? Hadi üzgün konuş, seni gebertirim lan! Dur be Aloğlu, bir dur be! Oğlum bizim babamız ölmüş, sen bize ne anlatıyorsun? Ha. Tamam. Tamam, yanlış anlaşılma oldu. Hepimizin kafası biraz gidik. Kusura bakmayın. Hadi daha vakit kaybetmeyelim burada, hadi daha hadi! İyi, madem o kadar istiyorsun. Buyur gel. Ha. Peki peki, herkese teker teker söyleyin. Zeynep'in saçının teline zarar gelmeyecek. Kimse ona bir şey yapmayacak. Biri bir şey yapacaksa... ben yaparım. Tamam, anladık. Haydi. Bu Kırdoğlu'nun mahallesi ne tarafta? Abi şu ormanlıktan dümdüz ileride dediler ama. Hüsrev! Arabayla gidemeyiz o tarafa. O tarafa arabayla gitmeyeceğiz zaten. Cahit. Buyur abi. Ekibi al yanına. Oraya doğru ilerleyin. İkili gruplara ayrılın. Mağarayı çembere alın. Tamam mı? Kaçacakları tek yer burası kalacak. Ben de gelenleri tek tek indireceğim. Zeynep'ciğim merak etme. Eyvallah. Bana bak! Herkes beni dinlesin. Bu eşkıyanın yanında yengeniz var. Ona zarar gelmeyecek. Bunların hepsini teker teker, tane tane hepsine çevir. Lan Pisa, Naz Bey, Grup Bey. Hadi davay davay, hadi, hadi. Hadi davay davay davay, hadi. Karım, karım, eşim. Hüsrev. Maşallah bu Cahit'in Rusçası iyidir de. Nerede lan? Abi! Bu tarafa sık! Bu tarafa sık! Nerede lan, nerede? Orada lan! Cahit! Orada lan, sık! Zeynep'i gördüm. Bırak! La sıkma Zeynep la! Şimdi bitirdim lan seni. La Zeynep orada diyeyim sana. Lan bana bak. Senden de, Zeynep'ten de çok sıkıldım. Çekil lan önümden! Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Selim, ben bir şey yapmadım. Ya karım orada diyorum. Roket atıyor, bomba atıyor da. Gidiyoruz Selim. Zeynep'i sonra alacağız. Ah ulan! Ah ulan! Nah şu kadar kaldıydı. Nah şu kadar kaldıydı var ya. Neye oğlum? Zeynep'i almaya. O kara su yılanının kafasını ezmeye nah şu kadar kaldıydı. O rahmetli dayı oğulları beni dinleseydi var ya. Rahmetli mi? Ha. Bu arada başımız sağ olsun. Başımız mı sağ olsun? Kim öldü? Kim? Oturup anlatsana şuraya. Anlatayım. Ayşe, dilim damağım kurudu da. Bir su getir, bir şey getir bana. İçsin. Haydi de haydi. Öldüm bittim de. Bunu da bilhassa gönderdim. Öyle gidip her şeyi kocasına anlatmasın. Ne Ayşe'si? Ben buradayım, ben.
Allah komutan, senin işini de biz yapıyoruz da. Şu Ali İbrahim eşkıyasını bir yakalayalım. Devletten madalya isteyeceğim daha. Jandarma! Jandarma! İbrahim! Ulan şurada. Sakın çıkarmayın silahları. Siz bu kadarsınız işte. Sözünüz de bu kadar kendinizde. Benim bir alakam yok Ali İbrahim. Abi ne yaptın sen? Zeynep, yemin ederim bilmiyorum. Alakam yok benim. Demek Balı Bey ha? Al bakayım şu terör. Tutun şunu. Kal orada. Ali İbrahim Karasu. Bizimle geliyorsun. Silahın var. Ne suçu varmış da tutukluyorsunuz? Çok suçu var. Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Dalga kızılot biter, içinde keklik örter. Dalga kızılot biter, İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Usan be Halil İbrahim. Usan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düş. Oraya önce gitseydim eğer. Jandarmadan önce gitseydim. Karımı öptüler ya. Kimler öptüler abi? Tamer! Bir sus! Ben ne anlatıyorum, sen ne anlıyorsun da? Asıl sen ne anlatıyorsun? Hala o kıza karım demeye utanmıyor musun sen? Utanmıyorum. Ben ne utanacağım da? Ben ne utanacağım? O Halil İbrahim denen soysuz utansın, ben ne utanacağım? Biliyor ya orada bir şey yapamayacağımı. O jandarmanın yanında, bir tabur askerin yanında gitti, kızı zorla çekti, öptü daha. Neden? Hani ben kızı kaçırmadım. Kendi rızasıyla geldi demek için. Levent, Ayşe durumu hiç böyle anlatmadı. Anne, Ayşe orada değildi. Ben oradaydım. Zeynep ablam da ben öptüm diye anlatmış. Ya havle! Öyle diyecek tabii. Gururundan yapıyor, gururundan. Sindiremedi. İntikam almak istiyor benden. O ben Moldovyalı bu kız vardı, bir tane kısa boylu bir bıldırcın vardı, onu öptüm ya. Onu sindiremedi, onun intikamını almaya çalışıyor benden. Sen şu an bizim hiç umurumuzda değilsin. Hiç. Kim kimi öpmüş, sen kimi öpmüşsün? O Zeynep kimi öpmüş? Bizi ilgilendirmeyin. O yılan başı yakalandı, o ezilerek geberecek. Benim bugün mutlu günüm. Benim tarum geri dönüyor bana. Gerisi boş. Hiç ilgilenmiyorum. Anne, ne diyor ya bu teyzem Tarık Marık? Ya teyze, tamam ard arda kayıplar verdik. Hepimizin şirazesi kaydı da sen yani iyice böyle bir kafayı yedin daha. Doğru konuş benimle. Oğlum, senin bilmediğin şeyler var. Nedir ya benim bilmediğim şeyler? Levent abi. He? Annem beni evlendiriyor, karım da hamile. Tamer'im bir dur sen. Kim hamile, ne zaman hamile kaldı? Kim senin karın, ne oluyor da? Zuhal, konuştun mu kızınla? Yok, ne oldu ki? Fikret Efendi kızını kapının önüne koymuş. Ne? O kim ki benim kardeşimi kapının önüne koyacakmış? Sebep? Buluşma yerini bana söyledi diye beyimizin gururu incinmiş. Ha, gururu incinmiş. Gözünün önünde bacısı hasmımızla öpüşüyor, o zaman bir şey olmaz ya. Jandarma aldı götürdü diye mi o eşkıyayı gururu kırılmış? Vah vah vah. Söyle Ayşe'ye bir daha eve dönmeyecek. Çocukları da kurban ederim, yüzünü göstermem o Fikret'e. Beyimizin gururu incinmiş ha? Görür o gururu.
Neyse, şimdi herkes havadan atmasın. Gelsin Ayşe, dinleyelim. Sonra ben Rızvan'la konuşurum. Fikret'in de kulağını çekerim. Evet baba. Senden rica ediyorum, Fikret'in kulaklarını çek. Hatta onu buraya çağır, tek ayak üstünde cezalandır. Fikret çocuk bu da. Birinin kulağını çekeceksen git Tamer'in kulağını çek. Fikret'in kulaklarını koparacaksın ki bir daha yanlış yapmasın. Tuncay'la konuştum da ben şu Ayşe ablanın olayı için biraz ağzını arayayım dedim. Rızvan babam Fikret'le konuşmuş mu? Ayşe abla, olay sandığımızdan biraz daha büyük. Daha büyük ne olabilir da? Zeynep. İtirafçı olacakmış. Ablan o senin. Ne biçim konuşuyorsun Tamer? Ne biçim konuşuyorsun ya? O gidecek savcılığa, bizim bütün ailemizin sırrını mırrını her şeyini konuşacak. Ben ona abla mı diyeceğim? O ne biliyor ki işlerle ilgili? Ne anlatacakmış? Onu bilmiyorum. Cevap ver bacına. Şimdi tabii ki herkesin bildiği şeyler konuşulmuş olabilir de esas benim anlamadığım. Nazlı gidecek de kafasına göre öyle aile sırlarını anlatacakmış savcıya. Bunun anası yok mu? Babası yok mu? Abisi yok mu? Bir dur diyeni yok mu da? Rızvan arıyor. Efendim Rızvan. Gelirim. Ben de seninle konuşacaktım zaten. Tamam. Ne diyor? Ne diyecek? Tamer'in söylediklerini söylüyor işte. Zeynep konuşacakmış. Yürü Levent. Nesim. Buyur Baldız. Böyle tehdit altında yaşayamaz. Söyle Rizvan'a. O kızına kıyamıyorsa anlatın sen onu. Konuşacağım ben onunla. Ben de sonra konuşacağım. Rızvan. Bırak Zeynep'in adliyede konuşmasını. Konuşacağı haberi duyulsa bile ne bir ortağımız kalır ne zerre itibarımız. İş yaptığımız herkes bize sırtını döner. Ondan sonra hapishanede çürürüz. Bildiğin çürürüz. Zeynep öyle bir kız değildir de. Hadi zorla. Hiç sevmediği, hiç sevemeyeceği biriyle evlendirildi diye öfkelendi. Gitti savcıya, verdi ifadesini. Ama benim kafamın almadığı... Zeynep bunca ayrıntıyı nereden bilir? Hı? Fikret abi, siz konuşur musunuz evde böyle şeyler? Biz ailemizde her şeyi konuşuruz Yavuz. Ama depoların yerini, depolarda ne olduğunu, ne kadar paramız olduğunu, paraları nerede sakladığımızı konuşmayız tabii. Şimdi Asiye teyze her şeyi biliyor. Annem her şeyi biliyor. Eminim Nedim anne de. Hatta Dursun abinin karısı, senin anan da her şeyi biliyor. Da benim anlamadığım, karım olacak o kadından ben niye bir şeyler saklayacakmışım? Ki aile geleneğinde herkes bilir ki itirafçı olan kişi, bu her kim olursa olsun, soyadı fark etmez, başına geleceği bilir. O zaman Levent, bir dahaki sefere gevezelik etmeden önce karın olsun. Sonra ödersin. Ağzını topla. Yani Rızvan, kızını susturamadın. Belli ki de susturamayacaksın. Sen şimdi tam olarak bizden ne istiyorsun onu söyle. Konu kızın meselesi değil. Hepiniz biliyorsunuz ki Zeynep kafasına bir şey taktı mı onu yapar. Karar sizin. Tamam, tamam. Diyelim kızının söylediklerini yaptık. Geri adım attık. Benim kızım Ayşe küçücük bir hatası yüzünden eve yollanıyor.
bir yaptırım var. Senin kızın hepimizi bitirmekle tehdit ediyor. Senin yaptırımın ne olacak? Onu söyle de biz de ona göre önlem alalım. Ben ne gerekiyorsa yaparım Nezim. Ben yaparım yok Rızvan. Ha kızımdır kıyamam dersen anlarım. Saygı duyarım. Ama o zaman da gereği neyse ben ederim. Biz tehdit edilecek insanlar değiliz. Biz de Dursun amca. Biz de öyle tehdit edilecek insanlar değiliz. Önceliğimiz bu mevzunun bir an önce kapanması. Hem siz herkesi kendinize düşman ettiniz. Kız kardeşim de buna dahil. Eğer Zeynep'in saçının tek bir teline bile zarar gelirse babam da dahil. Hepiniz karşınızda beni bulursunuz. Fikret, kız kardeşine arka çıkmanı anlarım. Hakkındır da. Ama bir bedel ödenecek. Bizi bu hale düşüren Halil İbrahim ölecek. Bunu da sen yapacaksın. Getir Halil İbrahim'in kellesini, bacının diyetine sayalım. Bu kadar şey konuştunuz, benim konumu, durumumu, çocuklarımı konuşmadınız mı baba? Ya senin kocan konuşulacak bir adam mı? Bacım da bacım, bacım da bacım. Hep senin yüzünden. O Zeynep'i başımıza sen bela ettin. İlk günden dedim onun aklı bir karış havada seninle evlenmez diye. Baba, ben ne olacağım şimdi? Ne demek ne olacağım kızım? Boşanacaksın elbette. Ben kocamı seviyorum. Ne demek boşanacaksın? Farz et ki Fikret öldü. Anne, bir şey de daha. Şimdi Fikret'in sırası değil kızım. Ben ölürüm de Fikret'ten boşanmam. Siz de gidin ablanızın arkasından. Haydi. Git. Bir yere gitmiyorum ben. Belli ki bu aileyi artık ben yöneteceğim. Siz hepiniz içeri gireceğinize göre... Tamam evrim, yeter daha, yeter daha. Ne zaman senden yeşerdi bu iktidar duygusu, bu kadar bir kirli bir şey oldun sen ya. Gel arkaya, sıraya geç. Yürü git. Yürü git. Laf dinle. Ya anne var ya. Ayağa kaldırma beni. Enişte. Ben uşağımı kaybettim. Kardeşimi kaybettim. Belli ki kocamı da kaybettim. O Rizvan'ın kızına karşı çok büyük bir zaafı var. Bu aileyi yönetemiyor. Ama seni gördüm. Senin kızına karşı zerre kadar bir zaafın yok. Bu aileyi bir kişi yönetecekse o da sensin. Bundan sonra sana enişte demeyeceğim, abi de demeyeceğim. Bu ailenin babası diyeceğim. Herkes de böyle bilsin. Aa, oldu da o yılanları saldılar. Fikret de gitti, o yılanın başını ezdi. Zeynep ne olacak? Zeynep ne olacak? Bizi bu kadar tehdit eden bir kadın, ona bir şey olursa... Bize car car bağırmayacak mı? Bizi satmayacak mı?
Ne diyorsun ya Nasiye? Diyorum ki senin uşağın erkek olacak. Onu aldatan kadına cezasını verecek. Bana kalsa bizzat gidip verecek. Hatta gidecek yatacak da. Ama ben uşağını kaybetmiş bir ana olarak bacıma kıyamam. Kıyamam. Ben de acılı bir anneyim. Nasihatim şu. Halil İbrahim ile beraber Zeynep de ölecek. Duvar, koş bakayım. Koş Tamer bizi mi dinleyip bak. Sema, bu bizimkilerin arabası mı? Yok Merve abla. Kim bunlar Sema? Levent Kulpa denen soysuz. Herkes içeride bilmiyorlar mı? Ha, burada kimse yok. Biliyorlar da ondan gelmişler. Onlar erkeğin olduğu yere gelir mi? Korkak pislikler. Bu Muzaffer'le Yusuf'la konuşacaklarım var. Çağırın gelsinler bakalım. Yoklar burada. Daha bir tane erkeğiniz ya. Bir tane erkeğiniz de kadınların arkasına saklanmasın daha. Kim ya? Kim saklanmış senden? Dağın başında yaşadığınız için hiçbir şeyden haberiniz yok sizin. Vali İbrahim'i gebertecektim de. O da gitti Zeynep'in arkasına saklandı. Sen bizden ne istiyorsun? Ne konuşacaksan ki adliyeye, herkes orada. Onlar affedilsin diye şikayetimizi geri aldık. Ama bir takım şartlarımız var. Onları söylemeye geldim. Çıktı mı çocuklar? Sonuçta bir 20 yıl içeride kalmayacaklar, orası kesin de. Mevzu değil. Bilmeniz gereken şu. Pılınızı, pırtınızı, neyiniz varsa toplayın gidin buradan. Bu pis kanınızı da ellerimize bulaştırmayın. Ulan senin elin pislikten başka hiçbir şeye bulaşmıyor ki. Kana bulaşan bizim çocuklarımız. Defolun gidin buradan. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmiyorsunuz ha? Selim! Ne oluyor? Durun, çekil. Bırakın. Dışarı çıkın dedim. Çıkın lan dışarı. Levent. Seni delik deşik ederim. Topla adamları, defol git buradan. Aferin. Erkeklerinize söyleyin. Onlar burada değil diye size bir şey yapmıyor. Bir dahaki sefere kadın madın dinlemem, hepinizi birden yakar. Girin lan. Tüfek nereden çıktı da? Ha? Bir kadına sahip çıkamadınız. Abi sen kadınlara bir şey etmeyin deyince biz... Cevap verme. Buzlar nerede kaldı la? Gevşek. Selim!
kimsin? Hepsi senin gibi yerdeler. Geç bakalım. Otur şöyle karşıma. Sen öldün daha. Sen öldün. Zorla eve girmek, haneye tecavüz. Adam öldürmeye teşebbüs. Sen bittin la, sen bittin. Bu sefer sen bittin. Henüz bir şeye teşebbüs ettiğim yok. Canım istediği zaman seni öldürürüm. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Yaşamak için. Levent, ben korkak adamdan nefret ederim. Seni öldürmememin tek sebebi korkak olman. Bu beni küçültür. Yoksa seni 50 defa doğramıştım. Ne ettim? Ben sana ne ettim? Düğünü bastın, makinalarla taradın maradın. Karımı kaçırdın. Ben sana ne ettim la? Levent Kulp olarak ben sana ne ettim? Sen de, ailen de bana ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Zeynep'ten uzak duracaksın. Kadınlardan uzak duracaksın. Mazlumlardan uzak duracaksın. Bunları sadece sana değil, hepinize söylüyorum. Aksi takdirde her şeyinizi alırım. Siz korkakları doğduğunuz her güne pişman ederim. Şimdi defol git evimden. Kulağımda acayip bir çınlama var. Yanlış duymuş olabilirim. Evimden mi dedin sen? Burası benim. Harun amcamın arsası. 30 yıl sonra sizden geri aldım. Artık buradayım. İtirazı olan varsa buyursun gelsin. Kim kimin canını alıyor görelim. La burası dağ başı mı da? Öyle kafana göre geleceksin. Benim tapulu malıma çökeceksin ha? Sen yeterince şanssız bir adamsın Levent. Daha fazla zorlama şansım. Tamam da. Gideceğim. Ama geri geleceğim Halil İbrahim. Silah kalsın. Gelecekmişsin ya. Lazım olur. Bu sende kalsın. Bende daha çok var onlardan. Geldi şöyle. Selam! Abi buradayım. Levent, ya bu evde havuz var mı? Biz henüz dolaşamadık, fırsat olmadı. Çok alışmayın da. Çok alışmayın, geri geleceğim. Kalk lan. Kalk lan yerden, kalk. Geç de arabaya, geç. Nereye? Levent Kolpa, bir de kapıya bir adam bıraktık. Onu da geçerken sana zahmet alırsan. Bana lazım değil, al senin olsun. Arada geldim, mangal yapalım Levent. Kapat! Hadi. 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 Ya ben bilhassa kafasına sıkmadım. Ki meskene tecavüzden suçlu bulunsun diye. Şimdi neden şikayetimizi geri alacakmışız da?
Baba. Oğlum. Az önce şikayetçi olacaktık. Nişanlın hepimizi tehdit etti ya anlattıkların yüzünden. Nişanlım kim da? Karım, karım. Ya sen niye basıyorsun adamların yaylasını? Üstelik kadınlar varken. Şikayetçi olacakmış. Ne geçti eline? E onlar da gitse şikayet etse bu adam bizim evimizi bastı diye ne olacak? Halil İbrahim'le birlikte içeride yatacaksın. Ya biraz düşün abi bunları, biraz düşün. Haklısın. Da tarzım değil. He biraz da susun. Bırakın da biraz ailemizin reisi konuşsun. Ne dersin abi? Ben bu adamlar içeriden çıkar, biraz zaman geçer, Fikret'e öyle baskı kurarım diye düşünmüştüm ama... Halil İbrahim'in duru durağı yok. Ama bu gece bu iş bitecek. Baba, eğer kocamı riske atarsan... Başlayacağım kocana. Koca mı kalmış? Nereye? Ben de geleyim. Otur oturduğun yerde. Yani Zeynep orada olduğu için abim bir şey yapamamış. Yoksa çoktan bitiriyormuş işini, öyle mi? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Siz nasıl benim kocamı pis işlerinize alet edersiniz? He, anladık. Beni düşünen yok, bana acıyan yok. Siz çocukların babasız mı büyüsün istiyorsunuz? Ha? Hapislerde mi çürüsün istiyorsunuz? Ya annesiz kalmış, babasız kalmış ne olmuş yani? Teyze gerçekten bu kadar acımasız olamazsın ya. Senin de çocukların var. Benim çocuklarım da babasız büyüdü. Kim Rızvan mı büyüttü onları? Bak ben senin işlerine karışmak istemem Nesim ama... jandarmaya şikayet etmek varken Fikret'i bu işe bulaştırmak hiç doğru değil. Mevzuyu ayağımıza daha fazla dolaşmasın diye kökten çözelim istedik. Ama Fikret Efendi yüzüne gözüne bulaştırdı. Neymiş efendim? Zeynep oradaymış. Burada ne işi var ya? Zeynep'in orada ne işi var ya? Belli ki erkeğini özlemiş Levent. Teyze. Bak üzerime geliyorsun. Beni delirteceksin, gideceğim yakacağım o evi daha. Ben yak ya. Yak git yak. Kendi evimizi yak. Ya bırak saçmalamayı. Sabah ilk iş avukatları alıp jandarmayla birlikte kapılarına dayanıyorsun. Ne işimiz var bizim avukatla jandarmayla, baba yakışır mı bize ya? Niye yakışmayacakmış? Zorbanın biri gelmiş mülkümüze çökmüş. Gitsin adliyeyi anlatsın derdini. Uğraştırma da beni adliyeyle madliyeyle. Lan niye uğraşmayacaksın? Ev senin üstüne değil mi? Bize söylemek istediğin bir şey var mı Levent? Ne gibi teyze? Evle ilgili. Bir türlü sırası gelmedi. Hazır sırası gelmişken de söyleyeyim. Hani gündem çok yoğun olduğu için. Ben o evi Zeynep'in üzerine yaptım. Nasıl yani? Düğün hediyesi olarak. Ama ben nereden bileceğim olaylar bu raddeye kadar gelecek? Lan oğlum sen deli misin? Niye böyle bir şey yaptın? Sen niye yaptıysan o yüzden yaptım. Senin evin, arsan, her şeyin anamın üzerine değil mi? Anam senin karın değil mi? Zeynep benim karım değil mi? Üzerine bir tanecik ev yapmışım, ne olacak daha? Lan ben sana o evi sadece yaşayabilesin diye verdim. O da rezilliklerini ortada yaşama. Git ne halt ediyorsan orada yaşa diye. Bana sormadan eşyalarımın olduğu, paramın olduğu evi başkasına nasıl verirsin? Ne parası? Söylemeyeyim dedim ama artık bir önemi yok. Mahzenin ardındaki gizli odanın içinde para vardı. Kaç paradan bahsediyoruz şu an? Hala kaç para vardı diyor ya. 6 milyon dolar. 6 milyon dolar. Çokmuş baba. Çokmuş. Da benim anlamadığım. O kadar para, onca para sen saklamışsın. Oğluna, karına niye söylemeden saklıyorsun acaba? Aferin sana. O eşkıyalara ev verdiğimiz yetmedi. Bir de çanta çanta para verdik. Ki bizi daha rezil rüsva etsinler diye. Nesim abi. O avukatları yarın buraya çağıracaksın, konuşacağım.
O kara su yılanına yapacağımı bilirim ben. Soysuz. Bu işi dün gece bitiremeyişinin bana maliyeti ne kadar biliyor musun Fikret? Zeynep'i bu yaşa getirmenin de maliyetini bilmiyorum Nesin baba. Babama sor istersen. Tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Zeynep ölürdü diyorum, ölürdü. Allah korusun. Fikret abim en doğru olanı yaptı. Zeynep'in zarar görmemesi için gereken buydu. Yani bazı şeylerin fiyatı olmaz. Bu Zeynep ne yapmak istiyor? Ya itirafçı olurum diyor, bizi tehdit ediyor. Nesim'in mülküne el konuluyor, tapusu Zeynep'in çıkıyor. Abisi adamın kafasına sıkacak, karşısına dikiliyor. Rızvan, ne yapmak istiyor bu Zeynep? Buraya Zeynep'i konuşmaya gelmedik, Dursun. Fikret dün gece Halil İbrahim'i öldürecek fırsatı bulamamış ama konuşacak fırsatı bulmuş. Yani? Yanisi şu. Bu adamla anlaşmazsak bize vereceği zarar çok daha büyük olacak. Halil İbrahim'in bütün işlerimizden haberi var. İrtibat noktalarımızdan, sevkiyat noktalarımızdan, depolarımızdan. Her şeyimizden haberi var. Allah Allah, Allah Allah. Bu adam her şeyi nereden biliyor ya? Hı? Sence? Gevşek. Ya adama işkence etseler bu kadar bilgiyi vermez be. Kaç kere söyledik daha? Nereden bilecektik işlerin bu raddeye geleceğini? İşler bu raddeye gelse de gelmese de bizim evde hanımlarla iş güç konuşulmaz. Biz yemeklerin lezzetinden, ne bileyim değişen mobilyaların şıklığından, hanımların kıyafetinin güzelliğinden falan konuşuruz. Sizin evde pek böyle değil galiba. Neyse, olan oldu. Ben bundan sonra depoların yerini oğlumdan başka bir hiçbir ortağıma demeyeceğim. Yani benim anladığım Dursun, depoların yerini değiştirdin öyle mi? Öyle Rızvan. Çok doğru yapmışsın. Bana bile söyleme yerlerini. Ben de rotalarımızı ve teslimat noktalarını değiştireceğim. Ama bunları değiştirirken Halil İbrahim'le çatışmamamız gerekiyor. Yani ne öneriyorsun Rızvan? Nasıl çatışmayacağız bu adamla? Yani işte onun için bir araya gelelim istedim Nesin. Fikret diyor ki, bu adamı davet edelim, dinleyelim, bizden ne istiyor öğrenelim. Yani zaman kazanmak için. Hayır, adam çok zeki diyorum. Öyle kandırılacak bir adam değil, aksine açık açık konuşulacak bir adam. Ya Nesim'in malına mülküne çöktü. Parasına çöktü. Sakladığı 6 milyonuna çöktü. Yani malla, mülkle, parayla, pulla sunulacak bir teklife hayır demeyecek gibi. 10 milyonu TL olarak konuşuyorsun. Dolar o, dolar Rızvan. Ben bir daha bir kuruş daha vermem. Hani şöyle düşünüyorum. Bunu arayalım, çağıralım buraya gelsin. Ona bir rakam teklif edelim. Yok, mok derse çıkışta indirelim. Diyeceğim de korkar gelmez diye tereddüt ediyorum. Nesim, bundan sonra o oğlunu susturursan belki biraz yol alırız. Tamam da bundan sonra susuyorum. Bana da hiç gelmeyin. Fikret, mesele 3-5 kuruşsa verelim defolsun gitsin bu herif. Hayır, bana bir şey olacağından değil de ben hala birimizin itibarı, hepimizin itibarı diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsun, doğru düşünüyorsun. Fikret,
Peki şimdi bu adamı nereye ve nasıl davet edeceğiz? İşte bu yüzden burada yemek yerim dedim ya. Davut abi çok güvenilir bir insan. Yıllardır mekanında kimse kimseye silah doğrultmamıştır. İnsanlar buraya hasımlarıyla gelir, birbirlerine ne diyecekse der ama vuruşma olmaz. Bunu da herkes bilir. Halil İbrahim illaki soruşturacaktır burayı. Yani buraya davet edersek gelecektir diye düşünüyorum. Ha, uzlaşma olur olmaz. Orası sizlerin vereceği tabize bağlı. Taviz vereceğiz. Taviz vereceğiz Nesim ama ne kadar vereceğimiz önemli. Yani oturup konuşmamızda bir problem yok değil mi? Beyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.